Burada sizlere kapımız açık. Şadap bizim kardeş kulübümüz. Derneğimizin kardeş kulübü. Yürüyüşle ilgili bazı kurallara geçmeden önce öncelikle bir kişiyi tanıtmak istiyorum size. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 5. kademe antrenörü ve aynı zamanda biz yürüyüş liderlerinin, yaz ve kış yürüyüş liderlerinin ve birçok dağcının antrenörü. Bugün aramızda doçent doktor Emrah Aykora hocam. Ya bir anda profesör diyesim geldi. Allah'ım söyletin dedi böyle. Hocam sizin de söylemek istediğiniz bir şey olursa, çünkü sizin söyledikleriniz bize ışık oluyor. O yüzden burada da birçok bu konuda gönüllü kişi var. Buyurun. Sizi dinliyorum. Kalabalık çok daha güzel. İnşallah böyle bu seviyeye devam edelim. Biraz faaliyetler yaparız. Dağcılığı teknik olan kısmında da birlikte olmak isteriz. Küçük yaşta olan sporcularımız var. Spor tırmanışları da görmek isteriz. Çanakkale'de Perşembe günü spor tırmanış yarışması yaptık mesela. Küçük tırmanıcılarımız da vardı. Buna göre 7'den 70'e dediğimiz kadar büyük bir yelpazede yapmak istiyoruz. İnşallah Keşanlı'da aynı şekilde küçüklere de spor tırmanışı yaptırarak bunu başlatmak istiyoruz burada. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, yürüyüş liderleri Güven Bey ve ben, öncülerimiz Ayşe ve Fatma olacak. Arkamızda Selda ve Ayhan olacak. Yine Cengiz Bey artçılara Şadap'tan artçı olarak artçı grubunda görev olacak arkadaşımız. Mehmet Bey de artçı. Görelim Mehmet Bey ile Cengiz Bey'in ellerini. Evet. Güzel. Arkadaşlar, önemli hususlardan bir tanesi söyleyeyim. Doğada ateş yakmak ve sigara içmek aslında çok tehlikeli ve yasak. Ama biz zaman zaman tolerans gösteriyoruz. Güvenli bölgelerde bir yerde, iki yerde sigara içmek için müsaade edeceğiz. Ama o müsaade ettiğimiz yerin haricinde kesinlikle kısa molalarımızda kimse sigara içmesin. Lütfen sizden özellikle rica ediyoruz. Öncüleri gördünüz, artçıları gördünüz. Öncülerin önüne geçmek yok, artçıların arkasında kalmak yok. Doğaya sadece ayak izi bırakıyoruz. Doğadan sadece fotoğraf alıyoruz. Hiçbir şekilde çöp bırakmıyoruz. Çöpümüzü alıyoruz, çantamıza koyuyoruz. Yaşam alanlarımızı çöp toplama merkezlerine götürüyoruz. Olabilir, temel ihtiyaçtır, tuvalet ihtiyacımız olabilir. Öyle bir durum söz konusu olacak olursa, parola çiçek toplamak, çiçek toplayacak olursanız lütfen bulunduğunuz bölgede yürüyen arkadaşlarınızdan veya görevlilerden birisine gittiğinizi söyleyin. Yoksa burada kuşa yem olursunuz veya önümüzdeki yürüyüşte sizi alırız onu. Benim söylemek istediğim şeyler bunlar. Homojen bir grup değiliz. Çünkü bugün bir buluşma yürüyüşündeyiz. O yüzden çok hem performans olarak hem de çok farklı bir ekip var. O yüzden yumuşak bir yürüyüş yapacağız. Bazı noktalarda Emrah hocamı yok sayarak böyle biraz hareketler yaptım ama kendimi de altına sığınıyorum artık. Sizlerin görevli arkadaşlardan söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ha evet, bir de Tekirdağ'dan gelen iki tane arkadaşımız var burada. Tekirdağ'dan, Rumeli Zirve Dağcılık'tan, aynı zamanda kış dağcılık yürüyüş liderliğinde kursunda beraberdik. Metin Bey ve Soner Bey. Yani şu anda 3 ilin ekipleri bir araya gelmiş durumdaydı. Bir Şarköy'ü bekliyorduk. Onlar da dün çok zor bir faaliyet yapmış herhalde. Gezgin geleceklerdi. Gelemediler. Dün yürümüşlerdi onlar. Olsun, bir daha bir sefere onları da burada misafir ederiz. Müferit gelmiş. Bandına da güvenmedi. Müferit gelen? Bizim de gelen var. Aynı zamanda müferit gelen. Laf çekiden gelen müferit gelen arkadaşlar. Tamam ya, bandıma ve laf çekiden gelen arkadaşlar da varmış. Onlar da hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Ben de gelip orada. Gelibol'dan gelen de var abi. Ha, bir tane Gelibol'dan var bir kişi de. İki kişi var Gelibol'dan. Cengiz var bir de. Tamam. Arkadaşlar, söyleyeceğiniz bir şey varsa bununla ilgili söyleyin ya da sonrasında kadar
kadar sus. Çok açlıyım. Sana var. Evet, İpsala varmış bir de. İpsala. Yok, 56, 57, 58, 65, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68. Bağırıyorduk. Yok, benim askerde bağırmaya yerim yok da. 76, 77. Komando, sizin komando yapmış ben. Çok. Yeni bir yürüyüş. Çok çok güzel bir faaliyet yani. Evet. Suyun öte yakasından Çanakkale'den misafirimiz var bugün. Çanakkale Dağcılık Kulübü. Bu arada Tekirdağ'dan da Zirve Dağcılık Kulübü'nden, Rumeli Dağcılık Kulübü'nden iki arkadaşımız. İpsala'dan gelen dostlarımız var. Çok güzel bir faaliyet. Yaklaşık 86-87 kişiyiz. Güzel, keyifli bir faaliyet. Şu anda uzun molamızı verdik. 5 dakika sonra çıkış sağlayacağız. İbrice'de bitireceğiz rotayı. Vallahi çok keyifli yani. Ben çok keyif aldığını düşünüyorum. Herkese tavsiye ederiz. Doğada kalın. Çok teşekkür ediyoruz Ayhan Bey. Çok sağ ol. Yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, en sevdiğim.
sayı geldi. Yok yok, ben burada kamp kurmuştum. Yol ileride var. Şurada.